Çok sevgili YouTube, bugün sizlerle beraber efendim çok sevgili Tereke Kafalar'ın yapmış olduğu Fein oyununa bakıyoruz. Hem oyunun linkini hem de onların kanal linklerini aşağı tarafa bakıyoruz. İsterseniz gidip onları da bir ziyaret edip bizden selamlar söyleyebilirsiniz. Bir üst tarafta Twitch chatimiz sizlere bol 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 selamları var efendim. Belki bu tarz ilginç küçük farklı yapımlardaki oyunları seviyorsanız, beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala daha hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir de çanları açın ki diğer videolardan haberdar olabilin. Şimdiden birazcık Twitch chatime, ardından kendime ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Çünkü pislik dönecek bu oyunda, hadi bakalım. Yalan, yanlış hareketler yapmayın. Ölen mikrofonu kapatsın. He dur. Ha tamam, şimdi mikrofonlarımız kapalı mı olacak? Arkadaşlar bende şey diyor. Gün kapalı, başlayınca kapalı. Açarız ya. Tamam. Günaydın arkadaşlar. Öncelikle bir sorum ya, var. Hakkı ilk gün atlayalım. İlk gün atacak yataklara mı gidiyoruz? Yerde ayak izleri gözüküyor. Moderatör seçmek için değil miydi? Hayır ye. Bence onun için öyle olabilir bu arada. Ya. Ben kendime oy öyle veriyorum. Mi? Sağda bir emblem var. Seçimi herhalde. Evet. Bir dakika, başkan seçimi mi bu? Evet. Moderatör seçimiymiş. Evet. Hakkı seçildi. Kim oldu? Hayda. Ben hiç oy vermedim. Yok iyi, tamam. Uyuyalım. Herkes rolünün gereğini yapsın. Uyurum şimdi arkadaşlar kardeşim. Bakın. Ha uyuyoruz. Oha, biri osurdu mu orada? Biri uyudu. Yok uyudu. Horladı. Bıra bakmayın. Dün gece yoksuz kalmıştın. Ah, kapıya biri geldi. Ne oluyor? Zaten. Kapat. Anam. Günaydın. Anam. Ne yapıyorsun? Baran ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Fazlalı suçlu. Rolünü ortaya çıkarttım. Evet. Wow. Öyle mi? Benim özelliğim bu. Oğlum Lale'yi niye vurdun? Lale'yi kim öldürdü? Oğlum Lale ölmüş lan. Aynen, Enes söylesin direkt bitsin. Bu kan yerde kalmaz. Öncelikle bu şahsı öldüren kişi net kadın düşmanıdır. Kesinlikle kadın. Çünkü o kadar insan içinde neden Lale? Evet. Görüyorum, ben müthiş bir detayım. Evet, o yüzden Mehmet, teşekkürler. Harika bir detayım, müthiş bu. Bayılıyorum şey kendime ya. Ben değilim, dur. Alo. Dışarıdan attım kendimi. Mehmet niye geliyorsun? Kendimi savunuyorum arkadaşlar. Çağatay bence çünkü sürekli böyle gözümün içine bakıyor. Bir de sürekli turuncu saçlarıyla oynuyor ve Lale'ye şu anda bakış atıyor. Bence Çağatay. Öyle diye bakıyorum. Moderatörümüz bizi yönetmeyecek mi bu arada? Kim moderatör? Kırmızı yanıyor. Pelin abla, ortak moderatör müyüz acaba? Olabilir. Tamam sen yap ben ya. Ben kendime oy verdim çünkü. Enes tamam, Bey ben vermedim de. Ha tamam, okey. Sen moderatör. O zaman pekala. Yani şeyden Mehmet Bey kendini açıkladığını düşünüyorum. Buyurun Enes Bey, dün gece ne yaptınız? Göreviniz nedir? Ne gibi iddialarda bulunacaksınız? Dün gece tam olarak da evinizin arkasında kapıyı gözetliyordum. Ben bir de kişi gördüm. Bir kişi kapınızı açıp içeri girdi. Evet. O kişi turuncu biriydi. Evet, harika. Peki kim biriydi? Turuncu biri. Çağatay Bey mi? Oh, Çağatay Bey, ne diyorsunuz bu konu hakkında? Aha. O zaman ulan ne kadar saçma. İki aynı rol gelmiş o zaman. Ben de Pelin ablayı gözetledim. Ben gri gözüküyor diye rolü belli olmuyor sandım. Adam griymiş. Bende de senin evine giriyor gözüktü. Yani biz birbirimizi gözetlemiş olduk. Hiçbir şey olmadı Pelin ablayı. İki tane gözetlemeci var mı bilmiyorum. Ya yani evet. Anlamadım. Tanıyorum ki iki tane gözcü gelmiş. İki tane gözcü mü olabiliyor en fazla? Rastgele yaptık ya, rastgele gelmiş yani. Biz seçmedik şu rol gelecek. Komutanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle buyur. Komutanım ben dün Hakkı Bey'in evinin önüne böyle bir şeyler bıraktım. Kimse gelmedi. Ne gibi bir şeyler? Yani onu söylemeyeyim, rolüm açık dinamit olur. Dinamit mi bıraktın lan? Tuzak mı bıraktın? Ne yapalım? Tuzak bıraktın. Dinamit değil. Böyle biri geldiği zaman şey olacaktı. Böyle pat diye yakalanacak. Arkadaşlar dün gece ben öyle bir şey gördüm ki yer yerinden oynar. Aman ya Rabbül Alemin diyen var mı içinizde? Yok.
Yok, 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 yok. Ben sadece Baran beni parmakla işaret ettiği için kırıldım ona. Doğru. Doğru. Ben gittim. Ben paşa paşa gittim. Evlerden birini röntgen. Ama dağıtlayalım. Boş Çınar yapmayalım. Bey, sizin diyecek bir şeyiniz var mı? Evet, benim diyeceğim hiçbir şey yok. Ben atladım. O zaman ben Çınar'dan şüphelenirim. Hemen anında atladım. Hayda. Ben şu an rolümü hiç şey yapmayacağım. Açığa çıkarmayacağım. Pelin abla, kamerayı sağ üstü alabilir misin? Teşekkür ederim. Alırım. Sen yayınımı mı izliyorsun benim? Hayır, chat'e bakıyorum. Chat'e niye bakıyorsun? Chat'e de bakma. Tamam ama hayır, şimdi uyuyacağız ya ondan. Bakma lan chat'ime. Tamam, kapattım ya. Ya bu Hakkı gerizekalı mı da bizi söyledi? Çınar. Korkuyorum. Büyüsün da büyüsün. Ne? Tıpış tıpış yürüsün. Öldürelim. Bunu öldürmez. Tek başımıza bela bu. Ne bela başımız? Ne bela çıkartıyor? Abo. Peki şimdi nereye girmedim? Hayır ya. Ya hayır. Ya. Onu kapat şu mikrofonu. Arkadaşlar, çok önemli bir şey oldu. Bir dakika. Sakin Çağatay, olun. Sakin olun. Evden çık Çağatay. Bir saniye. Çok saniye. Kuracağınız kapana sizin. Aga. Evet. Arkadaşlar. Evet, ben öyle bir şey diyeceğim ki yer yerinden oynayacak diyen var mı? Ben direkt açıklıyorum. Ben direkt Enes söylemeden açıklayayım. Evet. Yok, vazgeçtim. Enes açıklasın, sonra da ben açıklayayım. Buyurun. Evet, ben bir şey söyleyebilir miyim hızlıca? Ne? Söyle. Çınar'ın önüne tuzak kurdum. Enes geldi, ona bastı. Teşekkürler. Oğlum, ay, ben nasıl bastım? Enes? Bak, burada gösteriyor. Mavi renk, siyah renk. Ya? Enes ben Bey? Senin oradan bile geçmedim. Ben dün gece Çat Çat'ın evini gözlemeye gittim. Mor arkadaş geldi ve evin içine girdi. Anam benim sence ölmüş. Böyle bir şey yapmam mümkün mü? Yani mordu. Neden mümkün olmasın? Ben değilim. Ben olmayacağıma göre. Ne ben belli senin olacak? Bir dakika, ama sen neden o zaman Mehmet seni Çınar'ın evine girer gibi gördü? Mehmet kör demek. Seni bu dakikadan sonra sen de bütün oklarını üstüne çektin it. Ben şeyi anlamadım. Şey söyleyebilir miyim? Niye mümkün olmuyor? Hakkı kapanla ilgili kötü bir şeyler söylemişti. Evet. He. Şimdi şöyle açıklayayım. Ben gözetlemeciyim. Gittiğim kişinin, ya yani gözettiğim tam rolün ismini bilmiyorum. Gittiğim kişinin iki rolünden birinin ne olduğunu görebiliyorum. Yani %50 şansla rolünü öğrenebiliyorum. Dün gece de gittiğim eve kapan kurulmuştu, öğrenemedim. Tamam, işte o bendim. Sen ya niye kuruyorsun? Ben ne güzel öğrenecektim. O zaman akademinin önüne kapan mı kurdun gerçi? Oğlum, ben Çınar'a dedim. Şöyle, Çınar'ıma dedim. Ben çok seviyorum. Şimdi geldi çocuk. Bir kapan kurayım dedim. Bakayım kim gelecek, gelmeyecek. Ne bileyim ben. Sadece dedim, herhalde şeyler geliyor. İyi bir şey için kapanıyor. Gidiyordum. İşte ben de iyi bir iş için yaptım. Biz ikimiz böyle ortada çakıştık. Öyle şey oldu. Evet. Şimdi bir şey soracağım. Enes Bey beni mi suçluyor? Ben şu an onu anlamadım. Çünkü ben dün gece hiçbir bok yapmadım. Sadece süremin dolmasını bekliyorum. Ben sadece Çağatay'ın evini gözledim. Evin içine sen girdin mi girdin. Onu gördüm. Ben rolümü söyleyeyim mi peki? Yoksa söylemeyeyim mi? Yani ne yaptığını yani, söyle. Ne arıyordun? Söylersen. Ben doktorum. Doktorsun. Doktor olunca yani doktor olunca birisini iyileştirebildiğim bana lanse edildi. Gidip birini iyileştirebiliyorum. Evet. Ama daha Çağatay çok başlamadım. Çağatay'ın ölmemesi lazım ama. Hayır, daha çok. Ben Çağatay'ın evine gitmedim ki ama dün gece. Ben sadece bekliyorum. Arkadaşlar, neden görevini burada yapmıyor? Ciddi bir sorun var. Çünkü... Ben öldürmedim. Tekrardan söylüyorum. Acaba... Siz bilirsiniz. Ben sana inanmıyorum. Ay, ben de sana inanmıyorum bok o zaman. Kendini mi savundu acaba yalan bu? Yalan söyleyip duruyorsun şu an. Hakkının rengiyle Pelin ablanın rengini karıştırmış olabilir miyiz? Ben Çınar'a gittim. Ha, evet. Çınar'a mı gittin? Ha, ben de Hebele'ye gittim. Bak. Bu arada ben gözcüyüm. Bu arada tüm roller neredeyse açığa çıktı zaten. Ben gözcüyüm. Hebele'yi ve Enes'in evini falan gözetlemiştim ama hiçbir şey görmedim. Sen de mi gözcüsün ama evet, Çağatay da gözcüydü. Enes Çağatay da gözcüydü. Gözcü. Birisi yalan söyledi. Kaç tane gözcü var? Bak, o yalan söyleyeni bulur. 3 tane gözcü olabilir. Ben... Neyse, yatalım. Mehmet oturma. Enes'i mi öldürsek? Hakkı'yı mı öldürsek? Kimi öldürsek? Çabuk seçin, çabuk 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 çabuk. La 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 la. Oğlum, yatıyorsun ya. Hakkı'yı öldürecek. Beni
gözle. Bir de gözle. Ya kız niye beni gözlüyor? Hadi hadi. Ya Mehmet ya. Günaydın. Günaydın. Çınar'ın hakkı niye çıkmadı bir dakika? Oo! Lan! Çınar öldü. Çınar oldu. Lan! Evet, Çınar gözcüymüş gerçekten de. Hakkı? Çifte cinayet. Hakkı da dedektif. Hakkı itmiş evet, yani. Tamam. Şimdi bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim abi. Evet. İki kişi öldüyse. Bir dakika ben anlamadım. Boyunda iki ayin varsa net birini bu tur asmamız lazım. Biri Hakkı'ymış galiba onun rengi. Tamam işte biri Hakkı'ydı, dedektifti tamam mı? Asıldı demişim. Öldü. Nasıl öldüyse bilmiyorum. Ya aptal herif yüzünden gittikçe ben anlamadım ki ne olduğunu. Bilmiyorum dün gece Hakkı birine gittiyse ben Baran'a bakmaya gittim. Baran'ın yine biri geldi yine tuzağıma takıldı. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Bir dakika Mehmet veriyorum. Değil demek ki çünkü... Ama bir soracağım Hakkı eğer kötü herifse neden o zaman şey yaptı ki? Hakkı kötü yani değil bence kırmızı gösteriyor ama yani şey dedektif sadece... Dedektif gözetliyor. Ya şöyle... Evet. Rolünü açığa çıkartıyor. Gece hedef aldığı önce evini araştırır ve öyle olabileceği rolleri gösterir diyor. Tamam o zaman kötü değil bu abi. Evet. Kötü mü değil mi? Bilmiyorum kötü ben değil. Ben bir şey sorayım peki ben yeniden doğurabiliyor muyum yoksa gece evine gidip mi kaldırabiliyorum? Ne yapabiliyorum? Saldırıya uğrayana mı bulmam gerekiyor benim? Sen eğer doktorsan ben yapman gereken şey şu. Katil gidip Baran'a verdi ya. Baran'a öldürmeye çalıştı ya. Sen de Baran'a gidersen çakışmış oluyorsan orada korumuş oluyorsun. Üstlerinde çıkan yazılar onun için çıkıyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere oyunun başında Hazal ablanın rolünü ortaya çıkartmıştım. Dolayısıyla evet. Hazal ablanın katil olmadığını anladık. Evet, rolü ortaya çıkarttığım için benim de katil olmadığım aşikar. Evet ben de aynı şey. Hakkı önceki el Mehmet'in tuzağına takıldım ben tarzında bir doğrulama yaptığı için Mehmet'in de olmadığını varsayarak Pelin ablayla Enes abinin asılmasını istiyorum. Teşekkürler. Ben bir şey söyleyeceğim. Beni asmayın oğlum. Ben değilim. Ben öncelikle Enes'in asılmasını istiyorum. Çünkü Enes yarın rolü hakkında yalan söylüyor ya da başka bir bokum var. Ben gerçekten de çok iyiyim. Ben tabii ki de kendime oy vermeyeceğim. Hadi lan oradan. Hakaret etme lan. Sen mükemmel bir hainsin. Arkandan ben mükemmel bir hain değilim. Allah Allah. Arkanda bıçağı görüyorum. Ne, nerede? Göster bıçağımı. Hadi göster. Çıkar. Benim çıkar, sırtımdan sen... alabilirsin. Ben sana güvenmedim bence. Çünkü sabah gezip gördüğü şeyleri ben anlatıyor. Ben dün gece Mor'un evine gittim. Hani bakayım onu ne gördüğünü söyle. Kimse gelmedi ki eve. Ben evimde oturuyorum. Kafamda evinde çıktığını görebiliyor musun? Ya gelseydi beni öldürseydi götüne kına mı yakacaktın acaba o gri götüne? Ha? O gri koca götüne kınalar mı yakacaktın beni gelip öldürseydi? Sen doktorum dedin ilk turda. Doktorum. Doktorum dedin ama Çağatay'ın evini ziyaret ettin. Eğer Çağatay'ın evini oğlum, ziyaret etmedim, olsaydın çıldırtma Çağatay... beni. Ziyaret etmedim ölseydin, diyorum o gün. Ben gözcüyüm gördüm seni. Lan ben değildim diyorum. Arkadaşlar bence... Enes mi ya? Oğlum dur ne oluyor? Lan, Enes değildi bence çünkü Enes sabahtan beri insanların evini gezip bir şeyler anlatıyor sadece. Mecburen ne yapalım? Baran'ı öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Hazal da çok Enes'e arka çıkıyor ya. Dur. Hazal'ı öldürelim. Hazal çok Enes'e arka çıkıyor. Ben Mehmet'le Baran'ı manipüle edebilirim ama Hazal'ı manipüle edemem. Hazal sesinden anlıyor bu dürüst mü değil mi. Ne kadar bile iyi geldik. Gece biri beni öldürmeye geldi ama ben birisi kendimi de... koruma hakkını bir şey kullandığım için. Ben tam tersine ben akşam Hazal'a bu arada cam bastım. Çünkü Hazal'ı öldürmeye çalıştı birisi.
Yok hayır, ben kendimi şeyi kullandım ama. Hatta ben şimdi onu söyleyecektim zaten. Azal kendini korumaya kullanmış, öyle değil. Evet, Survivor olduğum için onu bastım. Ben Azal'ı iyileştirme bastım. Teşekkür ederim. Bir şey söylemek daha da diyecek istiyorum. Hiçbir şey yok. İstediğiniz hatta... oy verebilirsiniz. Hain! Animasyon bakın olarak haini. Şey çıktı. Her şey... Benim bu Survivor animasyonum Azal. Çıktı. Efendim. Tamam. Sen kendine bastın. Her şey ortada. Tamam. Gözlerimle gördüm. Enes'e yani. Gelen giden yok. Baran zaten açıkladı rolünü. Şimdi Penne ablam. Ha ablam. Sen doktor musun? Doktorum oğlum, gece bak gece tekrar, hatta sen önceki tur sordun ya. Yukarıda dedim, yukarıda dedim isimler çıkıyor dedim. Niye çıkıyor dedim. İyileştirmek için mi dedim. Siz de evet dediniz. Gece Hazal'ın adı yandı. Ben de Hazal'ın evine tıkladım. Bu kadar. Daha da yaptığım hiçbir şey yok. Ben de kendi animasyonum çıktı ama. Şimdi Hazal mı yalan söylüyor? Şimdi Hazal Survivor'sa Hazal'ınki de yanmış olabilir. Hazal'ınki de yanmış olabilir ama ben Hazal'ı bastım gece. Boşa çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Ben de gösterdi sadece. Ben de sadece gösterdi, hatta belli bir süre sonra gösterdi. Ben de Hazal'ın evine tıkladım, bu kadar. Daha da bir şey de yapmadım demeyeceğim de, bu kadar efendim. Çünkü olan bu. Dün gece ne yaptın? Bir şey yapmadım. Çünkü benim rolümün görevi bitti. Az yapacak bir şey yok. Birinin rolünü açık edebiliyorum. Doğru, ki onu da zaten el başında yaptım. Mehmet. He. Ne yaptın? Oğlum ben tuzakçıyım bak diyorum size. Oğlum, en başında. Ne tuzak kuruyorsun lan? Ya ben bir tek Enes'in rolünü bilmediğim başta. İçin ben bir tek Enes'ten şüpheleniyorum. Bir de bana bok attığı için Enes'ten şüpheleniyorum. Mehmet olduğunu sanmıyorum şey. Çünkü Mehmet daha şey turunda, bu tuzaktı muzaktı bilmem ne turunda. Tabii. Mehmet dedi ki, hayır hakkıyla bir hakkı daha söylemeden önce Mehmet dedi ki, ben dedi Çınar evine tuzak kurdum. Mavili arkadaşlık mı dedi, bir şey dedi, birisi dedi o tuzağa takıldı dedi. Sonrasında hakkı dedi ben takıldım diye. He işte tam orada ben şeyi anladım, gri çıkıyormuş da neyse 40 saniyemiz kaldı. Birini asmamız lazım. Şu an Baran safe, Azal safe. Ben safe'im. Yani... Penne abla ve Enes benim şüpheliyim. Ben Enes'e hiç güvenmiyorum. Penne ablaya verdim. Sıfır güven. Yani... Oğlum ben diyeyim bak, boku bokuna yakmayın bakın, beni. Tamam şöyle yapalım. Yap. Beni seçin. Ben zaten köylüyüm, tamam mı? Ben köylüyüm. Ben sen ben nasıl gideyim. Köylüsün? Nereden sen sabahtan beri milleti şey gözlüyorum diyorsun. Ben gideyim, tamam mı? Sen şu an kendini açık ettin ama zaten. Ama bilin ki yani Çağatay'ın evini ziyaret eden doktor ayın bir doktor. Allah Allah. Oğlum yani sabahtan beri diyorsun ki gittim şunu gözledim. Ben işaret ediyorum yani. Ki köylüsün, evimi nasıl seçin. Oldu bu onu anlamadım. Abi ver Pelin ablaya geç, bak bu çocuğu dinle. Ver bana. Oylar ver, bana kaldı benim. Bana ver. Ya hayda. Oha be. Arkadaşlar. Ya sakalım da var ya. Vallahi sakalım yani da var. Yani ben değilim bak, Dilek Bey ben ha. Ya, sus abla ya. Kondurdum. Ölüyorum. Anne yalanını hiç sevmem yalan. Allah'ım kalbim olsun ya Rabbim. Huçi. Kullandığı hakkını artık şey yapamaz o yüzden. Sana yani yine bir cinayet girişiminde bulunalım. Daha fazla söze gerek var mı daha fazla? Ya ne sözü ya? Kurban oldum. Ya ben de o zaman demek ki sensin kurban Baran. Oldum. O zaman sen... Baran. %100 Baran. Ay tabii olamaz, yok ben. Rolüm açık. O zaman yok Baran, ben Baran'a oy veriyorum. Yo sensin. Tamam sen bana ver. Ya kim tamam, bana iki oy verdi? Peki. Net Baran. Yazıklar olsun ya, siz bir masumu öldürdünüz. Yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum abla size. Abla kırmızı diyor, gözcülü. Işte, kırmızı gözcü. 3 tane varmış. İnanılmaz. Şey diyeceğim. Ben gerçekten. Hakkı aptalı. Biz senle ikimiz ben... hainiz gerizekalı. Sen gel aşağı gel. Biz ikimiz de kırmızı yönümlü. Evet falan yapıyoruz. Dedektif yazdığı için ben kendimi iyi biri sandım. Kardeşim evet, niye hadi. Davet ediyorsun ya? İşte. Terbiyesizler. Hatta iki seçenek çıkıyor benim gittiğim evlerde. Evet. Ben herkese böyle... İşte rolünü öğrenmek için şunu ayarlamam lazım. Yerine tıklayayım dedim, Çınar öldü. Şunları kapatalım. Oğlum ya niye tıklıyorsun? Niye bana yani, anladın mı? Sana tıklamış olduk. Ben anladım. hain çek rolü şöyle bir rol. Bir saniye. Şunu düzelteyim de. Ben şuradan girip. Neyi düzeltiyorum?
Chat gitti komple yan ekranda. Bir daha Twitch'ten tekrardan şey açtım. Chat'imi açtım. He, anladım. Bu arada Çağatay'ın dediği gibi evet. Çünkü öldürüldüğünüz zaman evinize giren kişiyi gri olarak görüyorsunuz. Evet, evet, evet. Evet, ben Enes sandım o yüzden. Tamam. Enes değiş. Bakın. Hayda kardeşim. Bu rengi falan hayır. Şimdi şöyle Lale de bendenmiş ama ben Lale'nin benden Allah olduğu. Lale de hainmiş bu arada biliyor musun? Evet. Ben anlamadım bile hain olduğumu. Pelin abla öldürdü. Bak tamam, şöyle diyelim anlatıyorum. O zaman. Allah kahretsin ya. Tamam bir saniye öğrendik oğlum. Tamam hadi. Ha başla. Abilelim de mi geldi hadi. Başla. Gri olma gri olma. Gri olma rengini değiştir hemen. Çağatay seni dinliyor zaten. Koyu yeşil ol. Koyu yeşil ol. Ya da açık mavi tamam peki. Hadi bakalım. Aynen böyle. Ya 3 tane mavi var zaten yani. Al, sarı yaptım kendimi ya. Ha, tamam. Mavi ya. Başlat. Ben bok rengiyim. Tamam bekle. Çağatay'ın dediğin şey neydi? Yok bir şey yok oyunu. Güzelmiş lan oyun ben sevdim. Ne? Oyun güzelmiş diyorum. Masum eklemedin. Rol ekledin diyecek. Tamam hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Sana günaydın. Yalıdaki, yalıdaki çapkın. Kaldırımda baygın. Moderatör mü seçiyoruz? Evet. Arkadaşlar bence ben bari. Çok güzel. Bak 4 senedir 5 senedir modluk yapıyorum. Hayatımda böyle bir mod yapan yani çok iyi yöneten bir insan görmedim. Bence ben olayım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi burada ben CV'mi yazmak isterdim. 6 senelik Dumlupınar Üniversitesi İktisat Diploması. Üstüne 2 senede yapılmaya çalışılmış olan işletme yüksek lisansı. Bunun yanı yani bu köydeki yani bu köydeki çeneni kapat. Ağzını sıçarım seni. Duydun mu beni? Üstüne mükemmel bir İngilizce. Onun üzerine alınmış olan formasyon ve 5 yıllık Twitch kariyeri. Hey dostlar, bu köyde bu kadar başarısı olan başka bir insan evladı var mı? Ben göremiyorum. Var, ben. Ya kesle başarım var senin. Sen miçosun. Kendime oy verdim. Açıklama yapmamı sen gerek miçosun. Yok. Beni bilen bilir. Sen miçosun. Bence yapamazsın. Bana vermelisiniz. Bana verirseniz aç kalmazsınız abi. Gör böyle diyenler vardı da neyse. Beni doyacak. Ver yetkiyi gör etkiyi. I can speak English. Benim bundan sonra moderatör. Benden habersiz kimse konuşmayacak. Chat çıkmasın burada. Rolümü nereden görüyorum? Şimdi ilk gece ilk aynen. Gece hiçbir rolü görmüyoruz değil mi? O yüzden ben kimseyi öldürmeyeceğim. Ben gece hırsız oldum çünkü. Gel aşk osur mu? Gözleyebiliyor muyum o da gözleyemiyor. Şimdi hiç gerek yok. Dur. Gel gel. Hadi var evde gel. Öldürdüğüm kişinin mi rolünü alıyorum ben? Şu an gözükmüyor ki. Bu zeki ya. Keşke bak bunu ilk geceden halletseydik neyse. Mavi de ben az önce de hırsızdım. Günaydın. Bu gece kapımı açan kimdi lan? Adam. Arkadaşlar uyanmıyor. Ne? Asal ölmüş. Provokatör mü? Vay adi alçak. Bence ölmesine gerek varmış. İyi ki de ölmüş. Vay provokatör çıkmış. Ayıp değil mi ama niye öyle dedin? İyi ki de ölmüş. Azan öldürüyor. Öncelikle durun sessizlik istiyorum. Dün gece öyle bir şey gördüm ki yer yerinden oynar, kıçlar bıngıldar diyen var mı? Benim yok ama ben şöyle bir şey demek yoksa istiyorum. Yoksa dur bekle ben diyen birisi var. Ben diyen kim? Ben. Söyle yani Mehmet. Ne diyebilirim? Gece yani. Birisi gizli kapımı açtı. Kimdi? Çok bilmiyorum da, görmedim. Bıngıldamadı. Görmedim. Şu an kıçım hiç bıngıldamadı. Ama doktordu ama doktor da beni korudu. Teşekkürler bu infoya. Nereden biliyorsun onun koruduğunu? Yazıyor rolü. Nerede? Kimmiş doktor? Bilmiyorum. Rengi gözükme. Kendisini açıklamasın direkt. Okey Çağatay Bey buyurun siz gördüklerinizi anlatın. Pamuk şeker teoremi vardı bizim önceki oyunlarımızda. Evet. Azal öldürse. Evet. Ya bana bir şey söyleyeceğim. Enes küçük bir kakaya benzemiyor mu şu an? Evet. Ben bir bokum. Arktaki hayvanların bokuna benziyor. Hem de benim suçtu. Ya bir sus be. Enes Bey şu anda yıllar önceki yıllar önceden gelen bir sebepten dolayı suçlanıyorsunuz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Ben haklı değilim öncelikle. Haklı olmadığını biliyoruz abi zaten. Evet. Haklı tamam.
Benim üstüme pok atıyorlar. Evet. Pok rengi olduğum için. Da olabilir. Buyurun, tamamen, evet. Tamamen bunlardan dolayı sürekli siyahtım normalde. Siyahla pembeyi şey yapamıyorlar, çekemiyorlar öncelikle. Pembe öldüğü zaman siyah diyorlar, suçluyorlar. Siyah öldüğü zaman da pembeyi suçluyorlar. Ne alakası var? Hayatımın en değerli bir dakikasını şu an Enes abiye kaptırmış durumdayım. Evet, evet arkadaşlar. Vallahi billahi. Peki bir soracağım Baran Bey. Buyurun. Siz dün gece ne yaptınız? Ben dün gece Bilal abinin kapısına tuzak koydum. Hı-hı. Gelen giden olur mu acaba diye. Oldu. Evet, ve ilk elden de rolümü açık edeyim dedim. Aynen öyle. Sen yarın yağını anayı yedin diye. Senin çok iyi oldu gerçekten. E tamam, o zaman kıç bıngıldatacak bir bilginiz yoksa atlayabiliriz. Yok. İsterseniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii arkadaşlar söyle. Baran'ı koruyun. Tamam. Lale. Tamam. Lale. Efendim. Var mı diyeceğim bir şey dün gece yaşananlarla alakalı? Peki. Teşekkür ediyoruz. O halde atlayabiliriz sevgili halkımız. Atlayalım hemen. Lütfen herkes gece güzel bir uyku çeksin. Umarım cinayetsiz bir sabah uyanırız. Evet, çok lütfen kapıyı açmayın bu arada. Zil falan çalın. Öyle bir anda gelin. Oyundan sesim geliyor mu şu an? Oyundan sesim geliyor mu? Gelmiyor. Aa, konuşma çalışıyorsun gibi. Ha, evet, konuşuyor işte. Kendimi konuşuyorum. U-K-T. Okay. Sesin nereden konuşuyor? Birisi atlamadı. Döveceğim biraz onu, atlamayanı, haberi olsun. Aa, biz atlayacağız değil mi ona? Okay, let's go. Bilal, chatten niye Çınar yazdın lan? Benim de şu Bilal'in rolünü alan şey diyecektim. Hırsızlık. Boşa boya attım da herkes konuşuyor diye konuşamadım. Gece olunca da uyuyamadım. Eyvallah. Üsküdar'a giderken abla beni yağmur. Anam. Ah! Ah! Kim diyor? Ne oldu bana? Bana bir şey mi oldu? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Bilal çık, Bilal. Bilal ne olur çık. Bilal aşkım. Hangi Allah'ın belası öldürdüyse onu Allah belasını vermesin. Son sözünü söyle diye bilirim. Dedektifmiş bir de. Benim söyleyecek bir şeyim var. Nedir? Benim buyurun. De var. Tabii. Buyurunuz. Enes abinin kapısının önüne dün gece tuzak koydum, biri gitti yakalandı, teşekkürler. Görmüyor musunuz bu yakalananları siz? Yok. Yok. Renkleri yok. Gri renk olarak gözüküyorlar. Sadece biri Enes abinin evine doğru gidiyordu. Tam adımını içeri atacaktı, ayı kapanından tuttum. Enes Bey. Enes, bir dakika. Alo. Enes ne yapıyorsun? Ne yapayım, öyle takılıyorum senin. Ne senin rolün? Niye söyleyeyim kardeşim? Ben bu arada bir şey demek istiyorum. Ben bir şey diyebilir miyim? Dün gece benim evime birisi geldi. Polis de engelledi. Allah razı olsun. Kim gelmeye çalıştıysa. İşte onu teşekkür ederim. Tamam. Öncelikle polisimize çok teşekkür ediyorum. Ne demek efendim, her zaman. Öncelikle teşekkür ederim. Ebele polis büyük ihtimalle anladım şu adayla. Senin destanını okudum. Senin destan yazacağım, evet. Arkadaşım şimdi bak. Sen başka birinin evine giderken sen hop gel lan buraya verelim. Hayır lan. Oğlum bildiğin evde oturdum, hatta güldük chatine, koptuk zaten anasını satayım. Birisi kapımı çaldı. Birisi kapımı çaldıktan sonra da çıktık kapıdan, dedim hatta ay ne oluyor ne oluyor diye bas bas bağırdık burada. Vallahi bilmiyorum, ben sanki sen dışarı çıkarken gördüm. Isık çalamıyorum. Çaldım, hop dur dedim. Geri dön bir dedim. Şey söyleyeceğim. Oldu. Peki o zaman öyle olsaydı, öyle olsaydı ve ben hain olsaydım, sence şu anda Bilal ölmüş olur muydu polis beni durdurduğuna göre? Şimdi polisin üstünde şöyle bir şey yazıyor. Hedeflenen oyuncunun gece evden dışarı çıkmasına ve rolünü kullanmasına izin vermez. Ha, yani bu ne demek? Bir şey yaparken dün gece kim öldü? Ne yaptığını bilmiyorum. Tamam, bu ne demek? Senin bir ortağın var demek o zaman. Evet, iki tane bu şey olabilir şu an. Lan ben değilim zaten. Lan. Evden çıkarken hayır örnek verdim ya. Yani tabii. Ay bundan sonra hiç başıma gelen bir boku da anlatmayacağım. Peki tamam. Oğlum bildiğin duruyorduk anasını satayım. Bildiğin duruyorduk. Birdenbire polis animasyonu geldi. Hatta ben de o sırada kapıdan çıkarttı beni. Korktum, bu böyle jopu mopu salladı. Biz de güldük çete bu kadar. Teşekkürler. Çağatay Bey, sesiniz hiç çıkmıyor. Çağatay. Malarını bekliyorum. Benim verecek kardeşim, herhangi bir infom yok. Ben evimde gümrüz oturuyorum. Bu polis satılmış. Bu başkasını
Bu başkasını bomblamaya oynuyor. Ben size söyleyeyim. Ben olanları anlattım. Bu ben sefer de çirkinleşirim şey çünkü tamam. Ben masum bir bebeğim şu anda. Ben her şeyi anladım, atladım sadece. Buyurun tamam. Mehmet Bey. Buyurun ya. Mehmet şu Bey. Şu an atlamamız lazım evet. Yok, kesinlikle. Ben bir dahakinde konuşacağım. Tabii ama ki. Büyük geleceğim oğlum. Büyük geleceğim. Konuşma Ahmet'im. Lale sen ne yaptın? Bu arada satılmış polislerden değilim, teşekkür ederim. Hadi lan. Oğlum. Gördük şimdi. Hem diyor ki rolünü engellemeye sebep olur diyor. Ulan dün gece birisi oluyor. Eğer ki beni engellediysen zaten benim çok zeki canım kardeşim. Bu gece birisi ölmüş olmazdı değil mi? Biraz kafa çalıştırsan çözeceksin ama. Ama iki kişi yok mu? İki tane katil var. Sen yapmadıysan başka biri yaptı. Ne bileyim. La 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 la. Lale dedi. Lale'ye hedef alacaklar. Aynen aynen. Lale ölürse suçlu benim değil mi? Bu niye hiç konuşmuyor be? Her gece benim kapımı bekleyebiliyor mu peki bu? Ya doktor bey. Ay çok kötü şeyler oldu. Ne oluyor ya? Akşam beni öldürmeye geldiler. Biri geldi geri kaldırdı beni. Ay başıma kimler geldi ya Rabbim. Dün gece neredeydin bok polis? Dün gece kapına geldim, ayağıma tuzak girdi. Ne yapayım ya? Ya. Doktor nasıl geldi? Doktor geldi ama. Bir şey diyeceğim. Bu hakkıyla şey Baran hiç konuşmuyor. Ben ya Hakkı ya da Baran gibime geliyor o yüzden. Evet evet konuşmuyorum. Çünkü benim diyeceğimi Enes abi söyledi. Kapıya tuzağı ben koydum. Enes abi de gitmiş takılmış ben demek. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Tabii. Üç gecedir millete gidiyorum. Hiçbir atraksiyon yok. Ne bu? Aranızda Hakkı Bey aranızda hiç seks dönmedi mi? Yani umarım dönmemiştir. Hakkı Bey bir de dikkat et. Hayda. Hastalık kapma. Yok Enes'im o konuları 12 yaşındayken öğrendik. Okulda öğrettiler sağ olsunlar. Evet. Bir şey diyeceğim. Ben de gece öldürülmeye çalışmıyorum şu an iyiyim. Şu an çok iyiyim. Doktor her kimse bir kez daha Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum çünkü beni resmen ipten aldı beni. Ben size bir şey diyeceğim. Benim size sesim size gelmiyor mu? Şu an geliyor. Geliyor. Evet. Geliyor. Allah Allah. Diyorum şimdi ki Mehmet de... Lan evet. Oğlum bak. Beni delirtmeyin. İkidir konuşacağım. Üstüne tutuyorsunuz ha. Mehmet sen tuzakçı şey yapmadın mı? Ben tuzakçıyı katmadım değil mi? Ben Baran'a okey dedim. Baran'a katıldım. O ilk söyledi ya. Oğlum 2 yıl önce tuzak kurdum diyordun. Hayır oğlum tuzak muzak kurmadım. Dedim ki doktor dedim bana geldi. Beni kurtardı İlker. Bunu sadece infosunu verdim ben. Başka bir info verme. Başka bir diyeceğiniz bir şey var mıdır ikinizden birinin? Ya şu an benim yok. Benim peki de. Ben bir şey sormak istiyorum. Çınar Bey ve Lale Hanım. Evet. Evet. Neler yapıyorsunuz geceleri? Bir gecenizi anlatın bize buyurun Lale Hanım. Ben Çağatay'ı gözlemlemeye gittim gece. Ne gördünüz? Ama hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey ben olmadı. Ben evimde oturuyorum arkadaşlar. Çekirdeğim yiyorum evimde otur. Tuzlu mu tuzsuz mu? Ben Baran olduğunu düşünüyorum bu arada daha. Ben Lale, biraz dolaşıyorum da. Baran Bey sizin olduğunuzu düşünen biri var. Bir şey demek ister misiniz? Ya ben söyleyeceğimi söyledim. Ben iki gecedir tuzak kuruyorum. İkisine de bir fiil yakalanıyorsunuz. Yani başka tuzak kurdun. Olarak... İddia eden var mı? Peki şunu iddia eden var mı? Dün gece P Queen'i öldürmeye çalıştılar. Ben onu kurtardım diyen var mı? Yani bence varsa da kendini seni... belli etmesin. İşte ben tuzağımı senin önüne koydum. Ya Enes abi takılmış demek ki benimkine ya da katil. Yani Enes abi şahit polis olduğunu söylediği için. Hiç Enes'e güvenmiyorum. Yine geldim. Sıfır güven sana. Evet olabilir. Kapına geldim. Oğlum ben rüştümü ispat ettim. Benim rüştüm ispat oldu. Benim ne kadar masum bir insan oldum. Dün gece öldürülüp geri diriltilmemden belli oldu. Ama sen, senin ben gibi gelemedim bile kapına. Gelemedim. Ayağımın altına girdi. Lakin yapıyorum işte. Eve geri döndüm sonra. Hadi bakalım sana ahlaksız dedi. Annemin yanına geri döndüm eve sonra. Ahlaksız. Hadi bakalım. Ben hırsızlık mı yapıyorum, öldürüyor muyum birini? Asla anlamadım ya. Şunu çok merak ediyorum ne olduğunu. Bunun bir evine gidelim.
Bana hakkı gibi geliyor ama. Chat'te kimse beni okuyamıyor mu lan? Biri chat'te cevap versin bana. Çok sıkıcı. Oğlum ölüler okur senin yazdığın anca. Biz sadece ölüler görür. Ah be. Bu ölüler de ölür. Sadece ölüler görür. Sen o zaman chat'te gel konuşalım. Hazır mısın? Beni öldürene boydan mı? Günaydın arkadaşlar. Lan Baran da öldü. Baran. Harbi tuzakçıymış. Pelin abla neymiş? Hayır, Pelin abla. Hırsız mı? Kalbimi çalmıştı. Şey arkadaşlar. Şu ana kadar hiçbir info vermemiş olanlar konuşabilir abi. Evet, yani, evet. Konuşun şimdi abi. Sakin. Tamam sakin hakkı... şimdi. Enes sen polissin değil mi? Geceki evet kapına ben geldim. Kime, Çınar sen evden geldin. Çıkamadın. Bu hain evet. Çıkamadım. Çınar, çünkü Çınar ben doktorum. Çıkamadı. Ben de bu... onu gözlemeye gittim. Tamam arkadaşlar ben doktorum. Senin engellemişim. Tamam. Evet ben Ebile'yi kurtarmayı çektim. Pelin ablayı kurdum. Tabii. Üçüncü gün yok üçüncü gün değil. Dur. Baran Hebele Hakkı sana geldim. Tamam bana geldi doğru. Baran Hebele Hakkı sonra Pelin abla gittim. Pelin abla ölmüştü kaldırdım zaten. Baran Hebele mi? Oğlum ilk bana geldi. Tam sana sonra Baran'a gittim o zaman. He, neyse. Doğru, tamam. Lale de katil mi? Enes de katil beni engelledi ben o gece dışarı çıkamadım. Evet. He. Hakkı'yı kurtardım ama benim başka infom yok hiç. Minerva'dan çok şüpheleniyorum bu arada. Lale, evet, olabilir... Lale sen neler yaptın geceleri? Ben gece gözleme yiyormuşum gibi oldu. Gözleme, gözleme çıkıyorum. Oldu, bugün ben de Çınar'ı gözlemeye gitmiştim. Gece. Evet. Sonra orada birinin geldiğini gördüm ama bir şey olmamıştı hani. Ben de onu da söyleyecektim bir şey olmadı gördüm diye. Ben söyleyeyim yani mi şu an olduğunu? Bir şey diyeceğim. Şu an kafamda iki kişi çok okey. Bir ben Enes abi, diğeri Çınar. Bir ben saniye. Biri Enes abi, diğeri Çınar. Çınar eğer katil olsaydı, katillerden biri olsaydı en azından, bir kişi ölmüş olurdu. Aynen. Enes abi onu durdurduğunu söylüyor. Lale'ye bak Lale. Durduysa iki kill çıkmazdı. O zaman Burak! Çınar'la Enes abi zaten değil. Çünkü bloklandığında kabul ediyor. Başka bir polis olduğunu iddia eden de olmadığına göre ikisi de net masum. Hakkı sen ne şey yapmıştın? Ben gözcüyüm. İki gün şeye gittim. Baran'a gittim. Evet. Üçüncü gün Lale'ye gittim. Dördüncü gün Enes'e gittim. Hiçbirinde de bir atraksiyon olmadı. Hebele sen... Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ha. Söyleyeyim mi içeride? Söyle. Ben oyunun sonuna kadar yaşayan, var ya bu kendini koruyan, oranın. Ben kendimi korudum. Hainsin Mehmet. Kimse gelmedi. kardeş dedik, bağrımıza bastık. Bunu İki hakkım daha var. Ben yaşarım. Katiller bana gelmesin. Mehmet. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çağatay sen? Şey değil mi? Sen gidiyorsun zaten ilk. Tabii. Mehmet olabilir. Mehmet. Neden ben olabilirim? Hangi el bastın Mehmet? İlk el basmadım. Doktor geldi çünkü. Bastığını söyle. Tamam. İkinci el bastım. Bir de bu el bastım. Hani az önce, iki hakkım evet, var dedi. Az evet, önce iki hakkım var dedi. Ha, Mehmet'i seriden tamam işte, alalım. Tamam işte bastım Mehmet'i. Oğlum. Bir hakkım kaldı. Hayır. Dedin ki benim daha tamam, iki hakkım daha var. Verdim. Ben verdim. İkinci el bastı. Hep kendini yakıyor. Ama arkadaşlar. Bunu nasıl başarıyorsun ya? Hayır. İlk hep bu kendini Hebele yakıyor. Bunu nasıl abi, başarıyor? Abi kulaklığınız falan mı duymuyor? Hayır, anlamıyorum. Gayet iyi duyuyor. Bak aa, gördün mü? Çok iyi. Ne oldu? Mehmet. Şimdi Hakkı ve Çağatay şey yaptıysa ben gel düşünüyorum. Lan. Tamam yatalım. Çağatay'ın görevi ne lan? Uyu. Survivor. Gece kendini ölmekten koruyabilir ve... Mehmet'im hep bok yoluna gidiyor. Hakkı üçlü olsun, güçlü olsun. Gene ki böyle kapılamaya gidiyor. Şuna bak, sokaklarda uyuyorum. Halime bak. Sp-
Space hoş geldin. Jisoo 21 efendim. Bigoin Wonder 4 hoş geldin. Bozkurt Enes, Resurde sefalar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Kim çıkamadı? İrem var. Hoş geldin. Herkes çıktı. Aha. Şimdi şöyle. Tabii. Ölen var mı lan gece? Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tamam söyle. Çağatay sen hebe zaten büyük ihtimal şey olsaydı, sen katil olsaydın hebeleyi satmazdın. Hakkı da destek çıktı. Ama sonradan destek çıktı. Tamam Hakkı'yı da şey yapıyorum da Enes de polisti beni engelledi. Ben de doktorum. Ben Lale olduğunu düşünüyorum. Lale biraz konuşmak ister misin? Doğru. Lale. Valla ben usta usta hepinizi evinden gözlemliyordum. Dün gece ne yaptın? Başından beri gözlemliyor ama hiçbir şey görmüyor arkadaşlar. E denk gelmiyordur. Ay, çıkamadım. Beni polis durdurdu. Tamam. Ben durdurdum seni. Öncelikle. Sabah kimse... Konuş bakalım kaka Enes. Bok tanesi Enes konuş. Yani dur kenara kardeşim olasılığıyla. Peki Lale arada... günlüğünü okur musun bize? Günlüğün de sağ taraftaki şey yani. İte bak ite anında öğrenmiş bütün diklerini. Tamam Lale bak. Arkadaşlar ya, hayır, şu an biliyorum. Çünkü durdurdu ve ölü yok ortada anladın mı? Hani evet, Lale bence. Ben Lale'ye verdim yani, şu an. Ölü yok okuyamam. Ama istersen bir gece daha test yapalım. Bir gece daha yaşatalım bakalım acaba vallahi çıkıyor mu? Valla bir şey diyeceğim 3 oy aldı zaten ölecek yani oy benim. Kardeşim siz günlük tutmayın belki günlük tutmayı sevmiyorum. Lale kadın niye insan öldürüyorsun? Ya Enes yakalamasa güzeldi akşam ya. Ben Enes durdurduğu için zaten yakalandım bir diyerek okuyamıyorum. Bir şey olamaz ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Lale'nin şey yapması peki. Peki bize günlüğünü okuyamam. Okuyamam. Yakalanmıştım söyle, zaten abla ya. Okusam da yakalanmıştım. Lale. Efendim. Lale öldürdün seni. Sen beni neden öldürdün? Oğlum bir şey soracağım. Bunda ben... kazanmak çok zor bu arada nasıl satayım? Bu ne? Ay zor değil. Tuzakçısı zor değil. Var, provokatörü var, gözcüsü var, polisi var. Bir de bir şey soracağım. Her oyunda mesela atıyorum ben hain olsam yandım. Enes full ne kadar skill'i varsa bana kullanıyor her oyunda. Evet öyle. Evet, evet. Şey yapmayın abi ya. Bir şey diyeceğim ya. Ben Enes'e gittim tuzak koymuşsunuz. Ayağıma şey girdi, kerpeten girdi. Kerpeten değildir o. Mami. Başlatabiliriz. Yine bu gece evine bir geldim. Kanlı içinde yaydaydın. Çoya dedim. Kalk. You will not kill my ally istedim. Shut up lan. Bana bir daha bu rol gelirse boydan girelim. Bana masum geldi. Şu an masum geldi. Şu an çok iyi. Çok saçma şeyler geliyor bak. Finna bu gece bindeyken. Evet arkadaşlar. Diyorum ki. Ver yetkiyi gör etkiye. İngilizce desen I have all the time. I can. Okey. Bu kadar. Bak 5 yıldır basıyorum buraya. Şey oldum. Ben de diyorum ki ben sadece tek bir cümle kurmak istiyorum. Bana oyunu ver. Zıngıldasın. Bütün götler bıngıldasın diyor daha da acısı. Bas. Ooo ben ikna oldum verdim oyumu. Ben de verdim. Teşekkürler. Lan bana verin lan. Ya sana kim söyledi? Sana niye verin Allah aşkına? Bana oy verin dolar 1 TL. Başka da bir şey değil mi? Biz o yalanı bir kere yeriz kardeşim. O yalanı yemeyiz. Abi adresini veriyorum Çağatay'ın. Eserler. Memur Bey bu arkadaş. Bizim suçumuz yok Memur Bey. Tamam. Tamam hadi atla deyin ya da verin oyunu. Atla deyin hadi bakalım arkadaşlar lütfen. Atla. Buyurun. Evet atlayabilir miyiz? Buyurun. Oy vermeyen arkadaşlar atla desin aynen ya da oy versin. Ya atla desin ya oy ver. Teşekkür ederim. Yine ben moderatör oldum. Hak edene gittim. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi bende bir şey çıkacak mı bu arada? Ben sağlıkçıyım şu an. Sağlık sektöründeyim arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir yer mi seçeceğiz? Ben gece uyumam ki ha? Ya. Gündüz olsun da uyuyak. Bir gece vakti. Tutun. Birini mi koruyayım? Ben diyorum ki bence %100 Hazal şey değil ya. Ben Hazal'ı korumaya gideyim. Gece. Uyu artık. Lan oğlum biz gece kuşuyuz. Niye uyuyak? He biz uyuyacağız. Uyumayız oğlum. Kim çıkamadı evden çok merak ediyorum. Kesin ben çıkamadım. Ya bir sus. Hazal'ımı iyileştirip gideymişim. Hazal evde mi yok? Ay ne oluyor? Ben tahmin edeceğim değil mi? Kesin benim gerek kalmadı. Tamam okey. Bakayım. Eşhedü en la ilahe illallah. Yalnız şunu Allah Muhammed. Vallahi sağ çıktım lan. Ana. Günaydın. Bir şey söyleyeceğim. Bir günaydın. Dakika yakın. Günaydın. Buyurun. Arkadaşlar. Bir tane tuzakçımız var.
Bunu evet. söylemek istiyorum. Tuzakçı demişim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir tane temizlikçimiz var. Temizlikçi. Bu arkadaş ne yapıyor temizlikçi? Bu arkadaş ölen insanların ölen oyuncunun rolünü gizliyormuş. Yani bu katil. Anladın ne biliyorsun? Çünkü ölen şöyle rolünü gizliyor. Evet, ölen kişinin mesela ben ölseydim şu an benim rolümü göremeyecektiniz. Ben de çünkü öyle yazıyor. Yani dün gece bana saldırı oldu ve bunun köyde tartışılmasını ve birinin asılmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Sana saldırı mı oldu? Ebeleyi kim korudu? Ben tamam, atlayı kimse verdim. Korumadı. Oğlum o beni biri korudu gece, ona teşekkür ederim. Yani doktor geldi evime. Ya öyle mi? Keşke bana da gelse doktor. Doktor derdim mi bul bir çare. Bir dakika, Hebele'yi koruyan yok mu ya? Yok, beni hiç korumadı. Kim korusun oğlum? Hebele'yi bu dünyada koruyacak. Ben şunu söylemek istiyorum. Ha, sen sadece temizlendin ölseydin. Anladım evet. Okey. Aynen. Ben ya gece gelsene. Çınar'ın çıkmasına izin vermedim. Bir yere gidemedi ve kimse de ölmedi. Direkt... Bence şüpheli olarak kafamızda olsun. Ben burada çok Çınar. Sevgili ben teneke mışıl kafalar. Mışıl uyudum. Bu arada çok sevgili teneke kafalar bize olsunmuş. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş oyun bu arada. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Ben gece mışıl mışıl uyudum. Yo, estağfurullah, sıkıntı yok. Mışıl mışıl uyudum. Şu an rolümü söylemek istemiyorum. İlerleyen zamanlarda konuşuruz. O zaman rolümü şey yapabilirim, açığa çıkartabilirim. Herkes öldükten sonra ama mı rolünü söyleyeceksin Çınar? Yakaladı. Çınar, dün gece seni engelleyen birisi oldu mu? Oldu. Ben beni engelleyen tamam, biri okay, oldu okay, bu arada. Okay, okay. Zaman, ben evden çıkmaya yani, da çalıştım. Ona saldırı oldu falan söyleyeyim. Dedim. Ben onu anlamadım. Ben de anladım. Ya Hebele'ye koruyacak tek kişi oğlum, var. Mehmet zaten şey Lale kendisi dedi Mehmet, ben Çınar'ı manyak mısın? Birisi bana saldırmaya çalıştı. Korkun dedi. Şimdi diyorsun ki ben de anlamadım. Ya, aynen. Hayır Hebele ya. Sen Survivor'sın ve kendini mi korudun peki? Lan ben Survivor diye... Oğlum sen niye diğer oyuna takıldın? Ben diyorum ki sadece... Tam olsun. Beni... Sonuçta ben ölmedim de. Yani sana ben saldırı geliyor ve ölmüyorsun. Bana saldırı... Hayır. Birisinin rolünü gelmiyor. Mü gizledi? Bir arkadaşlar saldırı tak, gelmemiş. Anlatsan. Temizlikçi gelmiş. Eğer ki Hebele aynı zamanda ölseydi rolünü öğrenemeyecektik. Yani kötü insanlar organize çalışamamış. Bu. Sen Çınar'ı durdurduğun için organize olup... Sen niye kendini ifade edemiyorsun çocuğum peki? İfade edemiyorsun değil, siz anlamadınız çünkü. Hebele'ye doktor girebilir mi? Hebele'ye bir doktor bana bir saldırı abi. Oldu dedim ama. Bu çocuğu bak, bir tedavi dedim ettirelim ki, artık. Dün gece lütfen. Birisi geldi bana. Temizlikçiydi dedim rolü. Eğer bana birisi öldürmeye gelseydi dedim. Benim rolüm size gözükmeyecekti dedim. Bunu söyledim ben. Hebele. Mehmet bir yanlış şey diyeceğim. Sen rolü olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Çok fazla söylüyorsun ama çok fazla yanlış anlaşılmaya müsait bir konuşma evet. dönüyor. Ben evet. moderatörünüz olarak diyorum ki bence bugünü bir pas geçin. Tamam. İlk gecemiz daha. Herkes görevinin layığını yerine getirsin. Bu bizim ilk kavgamız bu arada köy halkı olarak. Hadi şimdi herkes güzelce yataklarına gitsin. Hakkı hazır olsun. Mehmet sen anlatacaklarını yaz bana özellikle. Ben kimi korusam? Ben tamam. çok şey gibi hissediyorum. Tamam, gece sanki... Ebele. Ya şu kestim. Bir dakika. Beni koru doktor. Bence Mehmet'e bir şey olacak. Var. Gece konuşmayın. Teşekkürler. Ana. Moderatörler de boş yapın. Ben hazırlı değil. Ben o yüzden bu gece Mehmet'i bir koruyacağım. Dur bakalım. İnşallah hain değildir. Göreceğiz artık. Ben köy muhtarıyım ve morum ve tombunum. Tamam, gerek kalmamış. Kimse ay biri öldü gece. Ay biri öldü. Bana ben Mehmet'e gidecekler gibi sezdim ama. Lale değildi. Allah'ım Lale'yi öldürmezler inşallah. Çok pişman olurum. Ben bir şey sorabilir miyim size? Allah razı olsun. Tabii. Ben bir şey söylemek istiyorum ilk başta. Önemli değil Lale. Söyleme onu. Önemli değil. Durun. Durun. Bak. Oha! Pilen. Oha! Dün gece kıyım olmuş abi. Oyunu iade etmeye gidiyorum ya. Ben Allah'ını iade etmeye gidiyorum ya. Tamam dur sakin ol. Oğlum daha dur yeni başladık. Evet buyursunlar bakalım. Var mıdır bir şey söylemek isteyen? İlle de söyleyeceğim. Dayanamıyorum yaşayamıyorum öyle bir yer. Sıradan gidelim hocam. Sizi sorun. Pekala Lale Hanım buyurun. Dün gece neler yaşadınız? Ya da ne yaptınız? Ben yine Çınar'ı tuttum. Hı-hı. Hani ama öncekiden şüpheli olduğu için. Ama iki kişi ölmüş. O zaman Çınar değil miymiş diyebilir evet, miyiz? Evet o zaman Çınar değilmiş. İstiyorum. Evet Mehmet. Dün gece iki kişi tarafından ziyaret edildim. Birisi benim oha. Kapıma geldi, içeri girdi. Hı hı. Birisi de beni korudu, Allah razı olsun.
Ama öldüm mü? Yani çarpı işareti var. Bilmiyorum nasıl oluyor. Lale'ye da. Birileri gitti, ben engelledim. Senin görevin ne hakkı? Yok söyleme. Söyleme tamam dur. Söylemek istemiyorsa söyleme. Riske girebilirsiniz çünkü diğer türlü. Girdim artık söyledim. Çiki! Ne yaptın dün gece? Efendim abla. Abla ben evimde oturdum sadece. Bana hiç gelen giden de o. Bas. Yalan mı? Gördün mü beni bir yere giderken? Çiki senin bir dakika şimdi peki. Bundan yani rol açığımı çıkartabildiğin bir şeyin var mı? Ya da gözlem gözlem yaptığın bir şeylerin var mı? Nedir senin alameti Faikan'da hala aramızdasın? Ben sadece hayatta kalmaya çalışan bir garip kurabayım. Yalan söylüyorsun. Elinden korkacaksın. Böyle elinden korkacaksın. Evet. Oo yok artık. Sen niye böyle bir ben anda bu kadar yükseldin Şınar? Beni biliyorsun abla zaten. İki kişi öldü. Benim kapıma geldi. Ben dışarı çıkamadım. Ha, okey. Bir şey söyleyeceğim. Önemli bu konu. Arkadaşlar Discord'da konuştuğunuz zaman space'e basarsanız izleyenler kimi konuştuğunu görebilir. Mesela şu anda ben konuşuyorum, space'e bastım. Daha rahat olur en azından. Hayır, tamam. Şimdi herkes basıyor değil mi? Enes Bey. Enes Bey dün gece ne yaptınız? Dün gece Şahatay'ın evini gözlemeye gittim. Gerçekten de kimse çıkmadı evden ya da girmedi. Hazal Hanım. Benim aklımda iki isim var. Bir saniye böyle. Mehmet Bey. Ben oturdum evde oturdunuz. Çok ilginç yani evde oturan insan sayısı günden güne artıyor. Allah'a ya. Çok ilginç. Mehmet Bey siz ne yaptınız dün gece? Efendim ben dün gece Hakkı Bey'e gittim. Gece beraber uyuyalım falan dedim ama kabul etmedi maalesef. Ben de o yüzden aldım aletlerimi geri döndüm yani. Bence Mehmet şizofren ya. Hangi aletin Mehmet? Ya kardeşim böyle tuzak muzak duruyor öyle bir alet. Ben Çağatay ve Enes olduğunu düşünüyorum bu arada. Sadece bu bir düşünce. Hakkı Mehmet siz ne yaptınız? Dün gece senin evde biri korumamış mıydı? Sana korudu. Biri saldırdı ya. Sen başka saldırdı mı bilmiyorum. Biri evin içine girdi, biri de beni korudu. Dur telefon. Ne sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hakkı Lale'yi korudu. Hebele'yi kim korudu? Bilmiyorum. Doktor var işte bir tane. Söylemişsen var mı? O zaman. Kim ama doktor? O iki kişi girdi diyor. Oha ne oluyor? Herkes ne oluyor yani? Birisi öldürmeye çalışmış, birisi öldürmeye çalışmış. Ben size diyorum Mehmet şizofren. Hala iki ayında hayatta bu arada. Ben şöyle söyleyeyim. Evet evet tamam, şu an kesin. İki ayın hayatta ama Mehmet'e nasıl iki kişi gidiyor? Birisi öldürmeye gitmiştir, öbürü de korumaya gitmiştir ama. Abla iki ölü var zaten. Çok saçma, evet. Mehmet de birinin evine gitmiş ama ben onu anlamam. Mehmet şizofren. Ben delisin, Çınar'ı delisin. Korumaya gideceğim. Ben Çınar'ı korumaya gideceğim. Çınar net değil bu arada ya. Ay hadi inşallah doğru ata oynadık. Bana Hakkı ve Lale gibi geliyor ama. Ay inşallah bu sefer boş geçmeyiz, iyileştiririz. Yak abi gene yanlış tahmin benim. Sırılıracağım. Ben mi öldüm kız yoksa? Ha ben mi öldüm? Hakkı aşırı az konuşuyor. Genelde böyle durumlarda hep Hakkı çıkar bu arada. Evet. Günaydın. 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 Okey. Evet. Dün Pelin ablaya gelen giden kimse olmadı. Teşekkürler. Tamam. Benim evime doktor geldi yine gece. Tamam. Kimse Lale'ye gitmedi. Ben gece Çağatay'ı engelledim. Ben de evimde oturuyordum öyle. Benim bir şey evime gece Lale biri geldi. Bir şey Hakkı sorabilir miyim? Ne yaptın Lale? Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Okay. Benim rolüm birilerini korumak üzerine diyen var mı? Ben. Nedir senin rolün? Ben kendimi korurum. Tuzakçı. Tuzakçısın. Peki ben... Biri de tuzakçıyım demedi mi ya? Ben doktorum diyen var mı? İki tuzakçı doğru var. Doğru mu? Yanlış bilmiyorsam tuzakçıda şöyle bir şey var. Atıyorum eve 3 kişi gitti. Üçünü de engellemiyor. Birini engelliyor. Evet, birini engelliyor sanıyorum. Bir şey soracağım. Evet. Bir gece, bu gece benim evime biri geldi. Kim bu? Bilmem. Ben şunu söyleyeyim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben doktorum. Tabii. Ben dün gece Çınar'a gittim. Tamam. Ama az önce dedi ki bana dedi dün gece doktor geldi dedi.
Evet, ay, geldi ama. Ama gitti, ben gelmedi. Ben de şunu söylüyorum. Başka Pelin abla, ben de doktorum. Hazal'a gittim. Sen bana geldin. Hakkı Minerva'yı korudu. Governor ve Çağatay diyorum. Yapıştırıyorum. Evet, ben de Çağatay'ı engelledim. Evet. Çağatay başka doktor var mı diye sordu ama. Ben bilerek birini bekliyorum. Hani şeyi bekliyorum. Evet Enes Bey, Orjinal Sanat'ın bir şey söylemek var. İster misiniz? Buyurun. Ortada manipülasyonlar var. Şu tamam. Anda değil ama bir sonraki sabah gerçekleri ortaya çıkaracağım. Nasıl hayır, çıkaracaksın? Yani, senin evde bir şey diyeceğim. Bir şey, benim senin direkt olarak şeyim bir var. Çınar'la Pelin abla direkt birbirlerini şey yaptılar ama kil çıkmadı. Beni durdurduğunu söylüyor. Beni durdurduktan sonra kil çıkmadığını ortaya koyuyorsanız. Ben seni durdurduğumu saçma, falan söylemedim. Sen ben sana değil. Dün hayır Miner sen söyledim. Değil zaten. Zaten sen değil. İkiniz birbirinizin rolünü bir anda onayladınız. Yo, Minerva ben dedi doktorum. Ki bir tane. Bunu dedim sadece. Ya tam o da dedi ki ben de doktorum abla deyip onaylamadı ben mı? Ben doktor demedim. Sen dedin ya. Ben değil Allah ben de. Çınar diyorum. He, Çınar. Tamam. Lale beni tamam. Durdurdu ya. Siz de bilerek kill almayıp suçu sağa sola mı yıkıyorsunuz acaba? Hazal'ı suçladınız. Şöyle bir şey diyeyim. Suçladınız. İkinci tabii. Elden ben dışarı çıkamadım ve iki kişi öldü. Minerva da beni blokladı. Ya, eğer öyle bir şey olsaydı iki kişi ölmezdi. Mantıklı. Doğru. Ya şu anda bu arada üç tane şüpheli ben de sağlıkçıyım diyor. Ya ben doktorum bu o da, arada. O da sağlıkçı evet. Ya eğer Hazal'la Çınar değilse ve şu anda birlik yapmıyorlarsa ikisi ya Enes ya Çağatay ya da Mehmet. Evet. Oha, evet. Kimse evet. Kalmadı. Ben Enes'e verdim bu arada. Bence Enes'e verelim. Sonra ben kafamız rahat olsun. Enes sabahtan beri ben oturacağım. Benim hiçbir görevim yok. Zıkkımı pek yok. Bilmem ne dediği için ben Enes'e oyumu verdim bu arada tamamen. Ayn. Hı? Ay vatan aynı. Çınar doktorsa Çınar iki doktor olabiliyor mu oyunda bu arada? Ben doktor var mı diye sordum bu arada. Doktor yoktu hani. Niye oldu? Onu da bir söyleyeceğim. Dur bekle. Ya Hakkı ya da gece bir şey oldu. Kesin ben öldüm anasını satayım. Kendimi koruyamıyorum bu arada. Birilerini iyileştirebiliyorum sadece ben. Deli de olabilirsin. Yeni doktor deli değil ki. Ben deli değilim. Sana ben kurban olayım. Sana var ya ben neler. Sen Pelin abla. Ya? Pelin abla. Kime gittin? Arkadaşlar bir saniye. Laleme kıymışlar. Dün bir Pelin abla birisi gitti. Laleyi. Bir gece ya. Bak. Dün gece biri bana geldi beni öldürdü. Evet. O doktor kimse ya Çınar ya Pelin abla bilmiyorum ikisinden. Biz çok seviyorum beni kurtardınız. Dün Pelin ablanın evine birisi gitti. Ben de tuzağıma yakalandı. Teşekkür. Kim kurtardı dün gece Mehmet'i? Pelin ablanın evine tuzak kurmaya gittim. Doktor. Laleyi bırakıp. Dur. Dün gece Mehmet'i kim kurtardı? Ben kurtardım. Ben Mehmet'i canlandırdım. Sen tamam. Çınar? Bir dakika. Evet. Mehmet'i canlandırdım. Ölüydü. Tekrar canlandırdım. Doğru söylüyor. Çünkü ben dün gece Hakkı'yı iyileştirme gittim. Evet. Hazal'a da gittiğimde eğer iyileştiğini doktor teşekkür ederim dediyse Enes'le Çağatay. Çünkü onlar evinin dışındaydı. Bir zaten. Dakika. Mehmet'in çıkar. Evini gözetlemeye girdim. Bir kişi gerçekten de eve öldürmeye yalan geldi. Yalan konuşma. Katil sen öldürmeye, beni öldürdün. Öldürmeye geldi. Gördüm yani. Yoksa kim acaba oldun? Sen Mehmet'i arkadaşlar. Öldürmeye gittin de Mehmet ölmedi mi? Vallahi yok. Bilmiyorum. Mehmet öldü bu arada. Ya. Nasıl bilmiyorsun? Sonra kalktı. Yani sen eğer değilsen. Mehmet beni öldürdü, Çınar da iyileştirdi diyor. Yani Çınar'ı gördüm. Kapıya geldi. Ne yaptığını bilmiyorum. İçeri girdi çıktı. Çağatay'ım sen dün gece ne gördün? Abla ben hiçbir şey görmedim. Dediğim gibi benim rolüm Survivor. Ben evimde oturuyorum bekliyorum. Postlar zaman Survivor'ları. Sana saldıran olmadı mı Çağatay? Efendim? Sana saldıran olmadı mı? Ya vallahi şey de çok ilginç bu arada. Oturuyorum. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Mehmet'i ne zaman abi. Birileri korumaya gitse ya da önüne bir şeyler koysa ise o gece hep bir tane ceset çıkıyor. Bu da beni ufaktan bir şüphelendiriyor açıkçası.
Benim şu an aklımda sadece Çağatay, Mehmet ve Enes var. Bu üç var. Hakkının olmadığına emin gibiyim. Çınar da doktorum diyor. Bilemiyorum. Bak seni korumaya geldim dedim. Tuzak koymaya geldim. Hakkı tuzağa yakalandı. Sana bakmaya gelmiş o da. Ben de kurmaya geldim. Tamam, içimiz birbirimizi mi çakıştırdı acaba? Ya ben bir denensin diyorum. Bence Enes bir tanesi olabilir ama hadi bakalım. Bence de. Evet ya. Çok belli Enes, Çağatay. Ya da Çınar arkadaşlar. Ya da Çınar o kadar iyi manipülasyon yapıyor Çınar, ki. Çınar sen var ya Çınar. Ya Enes bak çıkacağım zaten katil. Diyorum bak seni kendim gördüm bak kapıya geldiğini. Ben şöyle tamam. Söyleyeyim. Hebele girdim çekilsin. Kanlar içinde yatıyordu. Hemen böyle dedim lan dur bu dedim. Bu arada oy çekme yok oyunda. Oyu verirken dikkatli düşün. Evet evet. Bir kere ben verdim en evet onu ben. Hayır ayarlanmıyor yok. Tamam onu ben bir ileteyim dur. Arkadaşlar ben hata yeri var. Buradan Çınar arkadaşa boydan boy 1.75 arkadaşım eve girdiğini gördüm yani. Senin boyun 1.73 falan şey, bu arada Enes. 1.75. Bak şimdi konu nereden nereye gidiyor. Bu arada Enes ise tamam ya atlayın ya şey yapın lazım. Enes kilitlenecek çünkü şu anda. Ya oyunuzu verin ya da boşa sallayın. Evet oyu verdi herkes. Kadir ver hadi ver Kadir Çağatay. Buyurun şimdi göreceğiz. Evet, hop. Vay 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 vay. Enes efendi. Enes efendi. Az itteyiz. Şimdi gece kimi korumak lazım biliyor musunuz? Gece ben %100 bu sefer Çınar'ı koruyacağım. Yo, Çınar'ı koruyabilir miyim? Çınar doktor. Çınar'ı koruyayım. Çınar da bir başkasını korusun. Çınar ölmesin eğer doktorsa. Ki Çınar suçladığına göre. Ya evet burada kapının önünde yatmaları çok üzünlü. Anlayacağım şimdi. Ulan bir gecede doğru insana kullan Pelin şunu ya. Öf! Deneceğim. Kim öldü? Katil kim? Hakkının evine girmeye çalıştı. Benim garibim. Valla gece bana kimse de gelmedi. Ben de gitmedim bir yere. Ben Pelin ablaya gideni yakaladım. Ben de şeye sana, ben de sana yakaladım. Aa kim o? Acaba rengi turuncu olabilir. Çağatay, Pelin ablanın evinin önünde ne yapıyordun? Alakam yok. Ya benim olduğumu nereden çıkardın? Dur dur hakkını söyleyecek şimdi. Dün gece kimse ölmemiş ben zaten. Ben her zaman evde otururum. Buyurunuz konuşalım. Rengi gözükmüyor abla. Ha rengi gözükmüyor diyorsun. Ben dün gece Hakkı'ya giden biri var mı? Ben dün gece Çınar'ı korumaya gittim çünkü Çınar'ı öldürebilirler evet. Doktor kendisi diye. Bu kadar. Ben Çınar'a de Hakkı'yı şey korumaya gitmiştim. Ayağıma bir şey battı geri döndüm. Ulan Hakkı'yı korumaya gittim ben korumaya. Ben bastım tamam işte ben tamam. Ben şey yaptım onu koydum. Sen tamam bastın. Sen koydun Hakkı'yı Azal, korudum. Azal ne? Çağatay. Azal sen nesin Azal? Tamam benim... Çağatay kesin Çağatay bas bas bas. Dur dur sakin ol bekle lütfen galeyana gelmeyin. Hazal Hanım. Efendim. Sonlara doğru benim gece yapacağım bir şey yok. Ne demek yok ya? Ne demek yok? Ya? Senin de gece yok Çağatay. Sen sabahtan beri bir bok yapmıyorsun evde oturuyorsun. Siz geceleri benim uyuduğumu mu zannediyorsunuz ha? O çelik yeleğe girmek ne kadar zor biliyor musunuz? Ne yapıyorsun sen geceleri? Çelik yelek diyorum. Evet, bir şey diyeceğim. Ulan bana da hiç kimse gelmiyor. Siz manyak mısınız ya? Bir şey sorabilir niye miyim? Gerek oğlum? Ben mesela ben birine gittiğimde gelmiş. İyileştiriyorum ya. Ya da doktor gidiyor ya onun evine. O mesela işini halledip gelmiş mi oluyor yoksa evden çıkmamış mı oluyor? O ne demek lan? O ne demek be? Öyle i̇şini bir... halledip gelmekle hani nasıl bir tabir katilse... oğlum? Öyle bir şey mi? Anladın mı? Hani katilse mesela öldürüp sonra evine döndü. Ben o zaman mı onu korumuş evet şöyle oluyorum? Oluyor. Katil girip önce öldürüyor sonra sen girip iyileştiriyorsun. Doktor ikinci sırayla geliyor. Ya evinde olmuş oluyor yani. Mesela ben Hazal'a gittiğimde Mehmet'im evindeydi. Ben o yüzden bu arada çok özür dilerim Çınar. Tabii tabii. Buyur sen devam et sonra ben söyleyeyim. Yok yok benim bitti zaten. Mehmet'im senin rolün neydi abla? Aa mikrofona gitti. Mehmet tuzakçıydı galiba. Mehmet tuzakçıydı. Ha tuzakçı mı Mehmet? Tamam okey. Yok Mehmet cidden tuzakçı. Ben de tuzakçıyım. Bugün benim evime gelen biri yakalandı. Ben gördüm yani. Bendim ben o işte diyorum şahıs, ya. Seni korumaya geldim. Şahıstan yana oyumu kullanma taraftarı. Ulan herkes bana vermiş ya. Kime vereydik?
Ya siz var çok hain insanlarsınız. Biz sizinle hayatta kalmak şimdi. Çok zor. Oğlum, bu köyün adını bu köyün adını Türkiye koyuyorum ya. Çok zor burada hayatta kalmak. Vallahi çok zor ya. Sebep ne? Ya Hazal orada oyun boyu sustu. Hiç kız dedi ki ben evindeyim. Ben de aynısın diyorum. Niye beni asıyorsunuz? O nasıl? Allah Allah. Evimde ben oturuyorum. Ama sen ağlıyorsun. Tamam sen değilsen tamam. Eğer sen değilsen Hazal'a veririz zaten oğlum. Sakin ol. Tamam, ebele benim... oy versene ebele. Bu nasıl bir mantık? Verdim önce oğlum. Sen ölme kim ya. Vermedi? Dur ben de önce vereyim. Önce sen ölme. Çağatay'ım böyle oyunların geleneğidir. Survivor'lar öldürülür. Bak. Evet. Bak. Gördün mü? Kötüymüşsün işte. Ahlaksız. Allah Allah. Lan sen de suikastçıymışsın. Ah. Ah. Bu benim mallığımdı çok özür dilerim. Arkadaşlar ben şimdi ben Çınar Bey'e takacağım. Çınar Bey Hakkı Bey'e takacak. Hakkı Bey bana takacak. Mehmet Bey'e de kendine takacak. Tamam mı? Mehmet Bey bana taksın. Böylece hepimiz birbirimizi korumuş olacağız. İki tuzakçı, iki doktor var. Ezgin. Aynen öyle. Hakkı ben biraz şey yani ağır olurdu. Sven hoş geldin. Şeker 53 14 Tarık bütün destekler için çok teşekkür ederim. Bugs Bunny'li hoş geldin. La 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 la. Ay, ayağıma battı. Lan biriniz de beni korumadınız mı lan? Aa Hakkım ne oldu ki? Merak etme Hakkı öğrendik zaten. Dur bekliyorum. Sabah çok güzel bir muhabbet dönecek dur. Aa! Hakkı çık. Hakkım! Lan dedim ki Hakkı Bey'e taksın Mehmet Bey dedim. Neyse. Ben Hakkı'ya takamadım ya. Evet. Şimdi ay kim alabilir? Kim alabilir acaba? Ay şok içerisindeyim. Bence kartı sevdi. Pamuk şekeri. Çağatay sinirlendiği için iftira attı. Ha öyle mi diyorsun? Bana kızdığı için. Ay, bence o zaman katil. Ben inandım bu arada. Ruhlar aleminden Hakkı olarak Hazal'la konuşabilir miyim? Tabii ki de konuş buyur. Buyur. Hazal bak şimdi Mehmet var. Pelin abla var. Çınar var. Tamam mı? Bu iki parasını neden bana taktın? Beni çünkü düşündüm şimdi herkes birbirini koruyacaktı. Dedim ki kesin Hakkı kimse korumayacak. İlk gün Mehmet'e mi gitsem hayatım diye düşündüm. Hayatımın her anında çünkü... gibi yine kimse beni korumamış. Plana göre hani Pen abla anlatmıştı ya işte Çınar Hakkı falan diye. Bir tek Mehmet'e hiçbir şey dememiştiniz. Dedim ki kesin biri Mehmet'e gider. Ben o yüzden gidip Hakkı'yı seçtim. Dedim. Mehmet Hakkı'ya takacak dedim ama takmamış işte. Bu cevap bana evet, yeterli bir ben de Pen ablayı korumaya gittim. Ayağıma bir şey battı geri döndüm. Ya evet, gidip gerçekten benim önüme mi diktin onu? He. Evet ya ayağıma. Ya Mehmet daha demin saniye yet verdi diyorsun şimdi. Yana kullanalım. Hazal'a ben de verdim. Buyurun. Hazal'a. Mehmet Bey buyurun. Verdim ben. Mehmet'e verdim. Veremedim. Mehmet! Aptal mısın? Abla verdim ben. Al işte 3 ve 1 kaldı. Ay o zaman dur. Ya. Dur ben. Neyse tamam sıkıntı yok siz birbirinizi koruyun. Şöyle yapalım. İngilizce. Sen git Mehmet'i koru. Mehmet de benim kapının önüne tuzak atsın. Bitti gitti işte ya. Tamam kardeşim. Tamam be. Mehmet geliyor maçıl. Tabii ben Hasan. Önüme tuzak kuruyorum. Oğlum birbirinizi korusanız. Gece konuşuyorum. Bana tuzak kurma. Tamam. Pınar seni kim koruyacak? Ben öldüm galiba Allah rahmet eylesin. Hayır ya. Ben Çınar'ı korudum. Ya Mehmet sen aptal mısın? Ne alaka ya? O M2 fazla oldu abla. Pelin abla gitti büyük ihtimal. Sen tuzak koymadın mı Pelin ablanın önüne? Ben seni Hayır. korumaya geliyorum. Sen Pelin ablanın önüne tuzak koyacaksın diye konuşmadık mı? Oğlum beni öldürecek çünkü manyak. Beni dövdüler dediklerinde. Tamam sakin. Hazırlığa salın mı? Allah'ım bu zekayla nereye Mehmet'im. Kadar gidecek bilmiyorum. Allah'tan ya yaşadık zekâ, da çok şükür. Kimse... Verin artık şu kadına. Yazıklar olsun sana verdiğim bütün sevgilerini de pamuk şekerim. Sana inanamıyorum. Boş yapmayın sinir şey etmeyin ya. Ben bir şey yapmadım. Kimlerin kanalına Çağatay bulaştı? Çağatay beni suçladı kızdığı için. Kimlerin kanalına bulaştı söyle. Mehmet düzgünce ver oyunu. Yuvanı yapacağım ha. Ya ben verdim. Çınar. Hazal. Ben de verdim. Mehmet'e. Verdim. Gel Hazal'ım ortaya. Aaa. Seri katil. Ne seri katil? Bir de seri katilmişsin. Hazal Bandi yemin ediyorum inanamıyorum ya. Ya Enes abi sen bizi ilk turdan yaktın ya. Ya ben bir şey diyeceğim. Ben size bir şey diyeceğim. Ben size bir şey diyeceğim. Siz niye vatanı korur gibi Mehmet'i koruyorsunuz? Ya bırak şimdi vatanı kitabı falan. Beni niye bir şey soracağım. Katiller kimseyi öldürmedi mi? Yani asıl öldürenler. Hep ben öldürdüm insanları. Çok özür dilerim.
Bilal Bey bırak vatanı kitabı dedi, notlara geçilsin sayın savcım. Onu aldılar bile, onu aldılar bile. Karıştırma onu şimdi sen. Oğlum yeter oyun oynamak adam istiyor ya. Adam anayasayı yok saydı ya. Adam anayasayı yok saydı, böyle bir şey olabilir mi? Kardeşim o kitap bizim canına. Çok sevgili YouTube, sizlerlik bölümün sonuna gelmiş olalım. Şimdi biz bir tur daha döndürürüz diye düşünüyorum. Bunu eğlendik çünkü dediğim gibi oyunun hem Steam linki aşağıda var. Hem Tehlike Kafalar kanalını bıraktık. Selamlar söylemeyi lütfen unutmayın. Oyunu indirirseniz yorumlarınızı da bırakın oyun aynı zamanda. Sizleri çok çok öpüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bye bye.